Şimdi 8. sınıf matematik özdeşlikler konusunun ikinci kısmıyla devam edelim arkadaşlar. Ortak çarpan parantezine alma. Bunları da hemen örnekler üzerinden anlatacağım. 4x artı 6. Şimdi 4x'te de 6'da da ortak olan neler var buna bakıyorum. Şimdi 4x'te de 6'da da ikisi de 2'ye bölünüyor. Yani en büyük ortak bölen eboblarına bakıyorum arkadaşlar. İkisi de 2'ye bölünebiliyor. Bu da 2'ye bölünebiliyor. Bu da 2'ye bölünebiliyor. O zaman ben bu ikisini de Şöyle 2 ile çarpılmış şeklini bir önce yazayım daha iyi anlamanız için. Artı 2 çarpı 3. Şimdi bakınız arkadaşlar. Bu durumda ne yapıyorum? İki tarafta da 2 var. Ortak. Ben o zaman bu ikiler iki tarafta da ortaksa bunu ortak paranteze alıyorum. Ortak paranteze alınca artık ikileri yazmıyorum bir daha elimde ne kaldı geriye? 2x ile artı 3 kaldı. Yani 4x artı 6'yı 2 parantezinde 2x artı 3 şeklinde ayırabilirsiniz. Sonradan parantezi tekrardan açarsanız 4x artı 6'yı yine yakalarsınız. Mesela 5y eksi 10. İki tarafta da bakıyorum ortak 5 var. 5 parantezini alınca iki, taraftan, iki tarafı da 5'e bölmüş oldum. Burada y kaldı burada da eksi 2 kaldı. Eksi 6x artı 8. İki tarafta da ne var arkadaşlar? 2 var. 2 parantezini alalım. Eksi 6x'i 2'ye böldüm. Eksi 3x artı 8'i 2'ye böldüm. Artı 4 şeklinde yazıyorum. Devam ediyorum. Bakıyorum. Her tarafta da ortak 4 var. O zaman 4 parantezini alalım. 4a'yı 4'e böldüm. A. 8, eksi 8b'yi 4'e böldüm. Eksi 2b. Artı 12'yi 4'e böldüm. Artı 3 şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Ortak paranteze almayı bu şekilde hallediyoruz. Yine Değişik buna benzer sorular bakalım. 3ax eksi 6a ay. Şimdi ortak ne var ikisinde de? İki tarafta 3'e de bölünüyor a'ya da bölünüyor. O zaman iki tarafı 3a'ya bölerek 3a ortak parantezini alıyorum. 3ax 3a 3a'ya bölersem bir tek x kalır elimde. Eksi 6 ay'yi 3 a'ya bölürsem bölersem Eksi 6'yı eksi 3'e böleyim. Eksi 2 A'yı A'ya böldüm. A'lar gitti ve bir tek Y kaldı elimde arkadaşlar. Bunlara da dikkatli bir şekilde bakınız. Şimdi x kare artı 4x. İki tarafta da ortak olarak x var. x kareyi x'e böldüm. x artı 4x'i 4x'e böldüm. 4. Devam ediyorum. İki tarafı da 3x parantezine alalım. 3x parantezine alırsam burada elimde 2x kaldı. Burada da elimde 3 kaldı arkadaşlar. Çünkü bakınız burayı tekrar açtığım zaman aynı şeyi yakalamak zorundayım. Mesela biraz daha karışık olanlara bakalım. Üçünde de ortak olan bakınız A var B var A var B var A var B var. A kare alamıyorum çünkü mesela şurada A kare yok. Mesela B kare de alamıyorum burada B kare yok. O zaman A B parantezini alıyorum. Şimdi burada sadece A parantezini almanız da yetmez arkadaşlar. Yani tamamını bulmanız lazım. Yani bu üç terimin a kare a, a kare b kare artı 2 a b kare eksi a kare b'nin ebobunu bu, doğru bir şekilde bulmanız lazım arkadaşlar. Bulmazsanız sadeleştirmeleri yapamazsınız soruda çünkü. Burada ne kalır? a b kalır. Artı burada 2 b kaldı. Eksi burada da a kaldı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> 3ax eksi 6ay eksi 3a. Şimdi bir kere hepsinde 3 var ortak. Bir de a var gözüme çarpan. Başka bir şey göremiyorum. 3a parantezini alıyorum. Burada x kaldı. Burada eksi 2y kaldı. Burada da eksi 1 kaldı. Bu şekilde ayırıyorsunuz arkadaşlar. Mesela şuna bakalım. Şimdi 3a parantezinde b eksi 2 artı 2a parantezinde 2 eksi b. Şimdi burada şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakınız bir yerde B eksi 2 var. Bir yerde de 2 eksi B var. Şimdi böyle olduğu zaman bunlardan bir tanesini eksi parantezine alın. Eksi parantezinde B eksi 2'ye döner bu da. Bakınız şu şekilde bir dönüşüm oldu. O zaman soruyu bir daha yazıyorum. Bakınız 3A parantezinde B eksi 2 dursun. Burayı eksi parantezine aldığım için bu eksi şuraya geldi. Eksi 2 A parantezinde ne oldu? B eksi 2 oldu arkadaşlar. Bakınız yaptığım şeye dikkat edin. Şurada 2 eksi B vardı. Ben bunu eksi parantezinde B eksi 2'ye çevirdim. Bu eksiliği de buraya aldım. Şimdi ne oldu? İki tarafta da elimde B eksi 2 ortak oldu. O zaman B eksi 2 parantezine alıyorum. Burada 3A kaldı elimde. Burada da eksi 2A kaldı elimde. O zaman b eksi 2 parantezinde burada da ne kalmış oluyor? 3a'dan 2a'yı çıkartsam a kalır. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi e, 2 kare e, a artı b'nin parantez karesini öğretmiştik birinci videoda. E, şurayı öğretmiştik. Birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde öğretmiştik. Eksili olunca da şurası eksi oluyordu sadece. Şimdi buradan tersten geri dönmeye bakacağız. Yani bize bir sayı vermiş. Mesela X kare artı 8x artı 16. Bu acaba A artı B'nin parantez karesi şeklinde yazılabilir mi? Buna bakacağım. Şimdi önce bir soruyu bir daha yazayım şuraya. X kare artı 8x artı 16. Şimdi burada X kare ve 16'yı parçalıyorum. 2 kare fark A artı B'nin parantez karesi olacağı için şöyle X ve X diye parçaladım. Çünkü X ile X'in çarpımı X kare yapacak. 16'yı da 4 ve 4 diye parçaladım. 4 ile 4'ün çarpımı 16 yapar. Bakınız çarpımları 16'yı verecek. Toplamları da yani 4x ile 4x'in toplamı da 8x'i verecek. O zaman buralara da artı artı atıyorum. Çünkü şurası artı olduğu için. Bakınız ne oldu bu? x artı 4 x artı 4 çarpı x artı 4 oldu. Yani aslında x artı 4'ün parantez karesi oldu. Bakınız bunu tekrar açalım x kare artı 8x artı 16. Bu şekilde yazıyorsunuz. Yani şu iki ayırdığınız sayının çarpımı artı 16'yı verecek. Toplamları da burayı verecek arkadaşlar. Bu şekilde yapacaksınız. Mesela şuna bakalım. Şimdi ben buraya ayırıyorum. 5x'e 5x diye ayırıyorum. Burayı da artı 1'e artı 1 diye ayırıyorum. 1 ile 1'in çarpımı 1'i verecek. 5x artı 5x daha artı 10x toplamları da ortayı verdiğine göre demek ki doğru ayırdım. Yani 5x artı 1'in ne oldu bu? Parantez karesi oldu. Bir tane daha bakalım. Şimdi burayı 4x'e 4x diye ayırdım. Burayı da y, y diye ayırdım. Acaba artı y, artı y diye mi ayıracağım? Eksi y, eksi y diye mi ayıracağım? Çünkü ikisinin de çarpımı yani şöyle artı y, artı y de ayırsam Çarpımları y kare yapacak. Eksi y eksi y diye de ayırsam çarpımları y kare yapacak. Yani çarpımda bir sıkıntı yok. Ama toplamda şurası eksi olduğu için arkadaşlar buraları ne yapacağım? Eksi y eksi y diye arayacağım. Çünkü eksi 4 eksi y eksi 4 eksi y daha eksi 8 eksi y. Bakın toplamları bu şekilde verdi. O zaman 4 x eksi y'nin parantez karesine döndü bu da. Bunları da bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakınız. Bu sefer de 9x kare şöyle bir daha yazalım. 9x kare artı ax artı 1 ifadesi tam kare olması için. Tam kare ne demek? Yani a artı b'nin parantez karesinin olmasını istiyor bizden. O zaman şurayı ayırıyorum hemen. 3x'e 3x diye ayırdım. Burayı da artı 1'e artı 1 diye ayırdım. Çünkü şuradaki işaretim artı. Ne oldu? 3x artı 1 çarpı 3x artı 1. Yani 3x artı 1'in parantez karesine döndü. Yalnız şuradaki a'yı nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. 3x ile 3x'i topluyorum ne yaptı? Toplamları da burayı verecekti ya 6x yaptı. O zaman a'nın da 6 olduğu görülüyor arkadaşlar. A da 6'dır bu durumda. Mesela bir tane daha çözelim. x kare eksi bx artı 49. Şimdi tam kare olması için diyor. Burayı x x diye ayırdım. Tam kare olması için burayı da 7 7 diye ayırmak zorundayım. Şimdi şurada eksilik gördüğüm için şuraları da eksi eksi diyorum. Şimdi bakınız çarpımı artı 49'u verdi. 7 ile eksi 7 ile eksi 7'nin. Eksi 7 x eksi 7 x daha ne yaptı? Toplamları eksi 14 x yaptı. O zaman b'nin de hemen 14 olduğunu görebiliyorsunuz. B yerine 14 yazarsam şurası da eksi 14 x'e dönmüş olur arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz. Devam ediyoruz şimdi. Bu sefer tam kare olmayacak şekilde durumlar verilmiş. Bakalım şimdi soruyu bir yazalım. x kare artı 5x artı 6. Bakalım bu e, çarpanlarına nasıl ayıracak. Şimdi burayı x x diye ayırıyorum. Şimdi 6'yı çarpanlarına nasıl ayırırım? 6'yı ben mesela 6 çarpı 1 yazabilirim. Ya da mesela 2 çarpı 3 yazabilirim. Bunları işte ikisini de eksi yapabilirim. Buranın da ikisini de eksi yapabilirim. Mesela bir sürü şey yapabilirim. Şimdi toplamları 5 olacak şekilde ayıracağım ben. O zaman artı 2'ye artı 3 diye ayırsam. Bakınız çarpımları artı 6'yı verdi. Toplamları da ne yaptı? Artı 2x artı 3x daha artı 5x. Bakın toplamları da ortadaki sayı verdi. O zaman bu nedir? x artı 2. Bakınız x artı 2 çarpı x artı 3 şeklinde çarpanlarına ayrılmış oldu. Bir tane daha yapalım. <laughs> Soruyu şöyle bir daha yazalım. x kare artı x eksi 12. Şimdi x kareyi x x diye ayırdım. Şimdi 12'yi öyle bir ayırmam lazım ki çarpımları eksi 12 olsun toplamı da 1 olsun. Çarpımları eksi 12 toplamı artı 1. O zaman artı 4'e eksi 3 diye ayırsam. Bakınız çarpımları eksi 12'yi verdi mi? Verdi. Toplamları da artı 4x. Eksi 3x artı x'i verdi mi? Toplamları da verdi. O zaman x artı 4 çarpı x eksi 3 şeklinde ayırdım. Bakınız bunları sonra tekrardan şöyle açarsanız yine şuradaki sonucu yakalayacaksınız. Bir tane daha yapalım. Biraz zor gibi bu. Bol bol örnek çözerseniz arkadaşlar aslında zor soru diye bir şey yok. Ama bol bol pratik yapmanız gerekiyor. X, X diye ayırdım. Şimdi çarpımları 5 artı 5 toplamları eksi 6 olacak şekilde ben bunu şu şekilde ayırsam. Ne oldu? İkisinin çarpımı artı 5 oldu. Toplamları da eksi 6 oldu. O zaman x eksi 5 çarpı x eksi 1 şeklinde ne yaptım? Hemen ayırdım. Çünkü soruda bana bunu verecek. Büyük ihtimal mesela şöyle yapacak arkadaşlar. Soru da şöyle verebilir. X kare eksi 6x artı 5 bölü x eksi 5 diyecek. Ben şurayı yazmam lazım ki şuradaki x eksi 5'leri götürüp cevaba x eksi 1 diyebileyim. O yüzden bunları bu şekilde ayırmam lazım yani mecburum buna. Şimdi en sade şekli. Mesela bakınız a kare a üzeri 5 bölü a üzeri 2. Zaten üstü sayılardan bunu şu şekilde a üzeri 5. Bu aşağıdaki a üzeri 2'yi a üzeri eksi 2 olarak yukarıya çıkartıyordum tabanlar aynısı. üstleri topluyordum. Ne yapıyordum? Bu şekilde A üzeri 3 şeklinde bulabiliyorum. Mesela bu da nedir? X kare bu yukarıya x üzeri eksi 7 olarak çıkacak. Toplayacaksınız x üzeri eksi 5 ya da 1 bölü x üzeri artı 5 şeklinde de şıklarda artık bu mu var bu mu var ona göre işaretlersiniz. Şimdi ne yapıyorum? X'leri x'lerle muhatap ediyorum. Şimdi x üzeri 3'ten x üzeri 2'yi böldüğüm zaman x kalır y kübü y kareye böldüğüm zaman da y kalır sadece. Bu şekilde yapmış oluyorum. Bakınız onu 2'ye böldüm 5. x kareyi x'e böldüm x. y'yi y'ye böldüm 1. 1 yazmaya gerek yok. O zaman bu sorunun cevabı 5x oldu. 8'i 4'e böl. Bakın herkesi kendiyle muhatap ediyorum. Rakamları rakamlarla, x'leri x'lerle, y'leri y'lerle. 8'i 4'e böldüm 2. x kübü x'e böldüm x. Y kare y kareye böldüm. 1 1 yazmaya gerek yok. Cevap ne o zaman? 2x şeklinde bulunuyor. Kolayca yapıyorsunuz. Şimdi <laughs> ifadesinin en sade halini bulunuz diyor. Şimdi burada ne yapacağım? Düzenlemeler yapacağım. Yukarıdan bakalım yukarıdaki ifadeyi payı hangi ortak parantezlere alabilirim? Şimdi bakıyorum x küp y kare eksi x kare y küp. İkisinde de x kare ve y kare var. O zaman x kare y kare parantezine aldım. Burada sadece x kaldı. Burada da eksi y kaldı. Geldim aşağıya. Aşağıda da x kare y eksi x y kare ikisinde de x y x y ortak. O zaman x y ortak parantezine aldım. Birincisinde x ikincisinde eksi y kaldı. Şunlar gitti. Burada da x kare y kare x y'ye bölersem şu kareler gider. Yani x y kalır cevap. Bu şekilde yapıyorsunuz. Mesela şuradan iki tane daha zorlarından çözelim. Yukarıda ortak parantez ne var? Bakınız a kare b artı a b kare eksi a b. Her tarafta a b var. A b parantezini alıyorum yukarıyı, payı. Ne kaldı burada? A kaldı birincisinde, artı ikincisinde b kaldı, eksi ikincisinde de bir kaldı. Bölü. Burada biri yazmazsanız soru gider. Bazıları da biri de yazmıyor böyle değişik çocuklar var. Bunlara dikkat edin. Aşağıda ne var? Her tarafta ortak B var. O zaman B parantezini alırım. Muhakkak almak zorundasınız. Almazsanız soruyu çözemezsiniz. EBOB'u bulmak zorundayım. Burada B kaldı. Artı. Burada A kaldı. Art Burada da eksi bir kaldı. Bakınız şuradaki iki ifade aynı birbirinin. Şuradaki B'ler de gider. Sonuç ne kaldı sadece? A kaldı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. <laughs> Şimdi... Devam edelim örnek çözerek. Bakınız. Şurada ne var? x kare eksi 3'ün karesi değil mi arkadaşım bu? Evet. Aşağıda da x eksi 3'ü görüyorum. Yukarıda ne oldu payda? 2 kare fark oldu. Yani x eksi 3 kareleri uçurarak yazıyorum. x artı 3. Payda da ne var? x eksi 3. Bunlar gitti. Sonuç ne kaldı o zaman? X artı 3 kaldı. Yani burada X şu şekilde ifadeyi görmezseniz iki kareye ayıramazsanız soruyu çözemezsiniz. Bakınız şimdi. Yukarıda ne var? 6X kare eksi 24. İki tarafta da 6 ortak parantezine alınabilir. Burada X kare eksi 4. Değil mi? 4 nedir? 2'nin karesidir. Hemen onu da düzgünce yazalım. Bölü. Neden hemen 2'nin karesi yazdım? Çünkü 2 kare farkı olduğunu burada göreceksiniz. Siz 4 yazın öbür bir daha yanına 2'nin karesi şeklinde yazabilirsiniz. Aşağıda da 2 alt parantezini alalım. X eksi 2 kaldı. Şimdi şu altılar bir kere gitsin. Şurası 2 kare farkıdır. Yani x eksi 2 kareleri uçuruyorum. X artı 2 oldu. Aşağıda da x eksi 2 mi vardı? Bu x eksi 2'ler gitti. Cevap ne kaldı o zaman? X artı 2 kaldı. Bir tane daha bakalım. Şimdi <laughs> Soru da baktığınız zaman arkadaşlar hangi işlemi yapacağım? 2 kare mi arayacağım? A artı B'nin parantez karesi mi? A artı B çarpı yani A artı B, A eksi B mi? Ne varsa artık bunu soru çöze çöze görmeniz lazım. Ben şimdi hemen buradan şöyle bir şey görüyorum. Bakınız A kare eksi 3 A eksi 4'ü ben şöyle geriye döndürerek A A diye buraya ayırdım. Burayı da eksi 4'e artı 1 diye ayırırım. Çarpımları eksi 4 toplamları eksi 3 olur. Yani ne oldu yukarısı A eksi 4 A artı 1 oldu. Aşağıda da A eksi 4 varmış. Ne güzel. Hemen bunlar gitti. Cevap ne kaldı o zaman? A artı 1 kaldı. Yani bakınız şu ifadeyi gördüğüm zaman hemen şu işlemi benim yapmam lazım. Yani bunu sizin artık soru çöze çöze görmeniz lazım arkadaşlar. Birisi gelip size burada bunu yap, şurada şunu yap, burada iki kare ara demeyecek. O yüzden bol bol soru çözmeniz lazım bu konuda. Mesela hemen bu soruya bakalım. A kare eksi A eksi 6'yı şöyle yapalım. A A diye ayırdım. Burayı da eksi 3'e artı 2 ayırdım. Çarpımları eksi 6 oldu. Toplamları eksi 1 oldu. O zaman ne oldu burası? A eksi 3 çarpı A artı 2 oldu. Bakın şuradaki eksileri artıları düzgün yazmazsanız buradakiler nerede yanlış olur. O zaman soru da yanlış olur. Bölü. Aşağıda paylara ne var? A kare eksi artı A eksi 12 var. Burayı da A A diye ayırsam. Burayı da artı 4'e eksi 3 diye Çarpımları eksi 12 oldu. Toplamları artı 1 olacak. O zaman ne oldu? A artı 4. A eksi 3. A eksi 3'ler gitti. Cevap ne kaldı? A artı 2 bölü A artı 4 kaldı arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Evet. Yine buna benzer örnekler. Bakalım neler var. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar en sade şeklin istediği zaman sizden hemen ortak parantez vesaire bir şeyler arayın sürekli. İki kare farkıdır, şudur, budur. Yani soruya bakın ve kaleminizi oynatarak başlatın sor soruyu arkadaşlar. Başlamanız lazım. Yani soruya baka baka soru kendi kendine çözülmüyor. Bir yerden başlamanız gerekiyor. Bir yerden başlayınca devamı böyle... Ee, sök, kazan sökülmesi gibi geliyor yani. Mesela bakın şurada B ortak parantezini alabilirim ben burayı. B ortak parantezini aldım. A eksi 1 kaldı. Bölü. Aşağıda da A var. Çarpı. Burada AC var. Bölü. Burada da A ortak parantezini aldım. A eksi 1 kaldı. Bakınız şimdi. Şu A şu A gitti. Şu A eksi 1 şu A eksi 1 gitti. Ne kaldı? B çarpı C bölü A kaldı. Bakınız, bir yerden başlayınca hemen ne oluyor? Çıkıyor. Şimdi buna bakalım. 6 bölü şurayı 3 parantezine alıyorum. 3 parantezinde x eksi 1 çarpı. Bakınız şurada 2 kare farkı var. x kare eksi 1'in karesi bu. Yani bu da x eksi 1 x artı 1 demek. Bölü 2. Bakınız 6, 3, 2 bunlar gitti. Yukarıdan da bir 6 götürdüm. Aşağıdan da bir 6 götürdüm x eksi 1. x eksi 1 gitti. Cevap ne kaldı? x artı 1 kaldı. Hemen bu şekilde çözüyorsunuz. Mesela ne yapıyorum? Şurası 2 kare farkı. x kare eksi 1'in karesi. Yani x eksi 1 x artı 1 bölü. Şuraya ne yapıyorum? x x diye ayırdım. Artı 4'e artı 1 diye ayırdım. Çarpımları artı 4'ü verdi. Toplamları artı 5'i verdi. Ne oldu o zaman? x artı 4 çarpı x artı 1 Şuraya bir tane daha fazladan parantez koyduk. Onu bir silelim. Şöyle silelim. Şöyle silelim. Bir daha yazalım. X artı 4. X artı 1. Çarpı. Burada ne var? X artı 4 yazmışlar. Bizim için X eksi 1 yazmışlar. O zaman ne oldu? X artı 4 ile X artı 4 gitti. Bir yukarıdan bir aşağıdan. X eksi 1 ile. X eksi 1 gitti. Bir yukarıdan bir aşağıdan. X artı 1. X artı 1 gitti. Sonuç ne kaldı? 1 kaldı. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunların belli bir işte burada bunu yapın şurada şunu yapın demenin anlamı yok. Bakacaksınız hangisini bulabilirsem her türlü e, durumu uygulamaya çalışarak soruları çözmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Sorular zor değil yani. Bir şekilde yapılıyor. Mesela bakalım. Şimdi x artı 4 4 eksi x. Bakın böyle bir şey gördüğünüz zaman da hemen şöyle yapın. Yukarıyı x artı 4 yapın. Aşağıyı da eksi parantezinde x artı 4'e dönüştü. Bakınız. Şöyle. Pardon artı 4 dedim. Eksi 4 olacak. Şöyle bir daha silelim. Bir daha yaz. Şöyle bir daha yapalım arkadaşlar. Bir kalsın önce. Belki o şekilde gider. Şöyle. Orayı eksi parantezine alalım yine biz x parantezini aldık. x eksi 4 oldu. Açtığımız zaman tamam doğru. Şimdi burası bölü diyor. Çarpı yapıp takla attıracağım. O yüzden önce bir şuradaki ifadeyi bir düzgünce yapalım. 1 artı 8 bölü x eksi 4 diyor arkadaşlar. Şimdi bunun gizli tabanında 1 vardır. Burayı x eksi 4 ile ne yapacaksınız? Ee, genişleteceksiniz. Yani x eksi 4 bölü x eksi 4 artı 8 bölü x eksi 4 oldu. O zaman yukarıları toplayalım. Şurayla şurayı topluyorum. X artı 4'e dönüştü. Aşağıdan da x eksi 4 geldi elime. Şimdi burayı bölü diyordu bu. Çarpı yapıp burayı takla attırıyorsunuz. Yani x eksi 4'ü yukarıya yazalım. Şöyle. Aşağıda da x artı 4 kalsın. O zaman bakınız şu x artı 4 ile şu x artı 4 gitti. Şu x eksi 4 ile şu x eksi 4 gitti. Cevap ne kaldı? Eksi 1. Buradaki eksiliği unutmuyorsunuz arkadaşlar. Cevap eksi 1 kaldı. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şimdi bir değişik soru tarzları var, bunlar da güzel çıkıyor. Mesela x'i vermiş, kök 6 artı 1, x kare eksi 2x artı 1'in ifadesinin değeri nedir, diyor. Şimdi ben şurayı şöyle yapayım, x x diye ayırsam, eksi 1 eksi 1 diye ayırsam, çarpımları artı 1'i verdi, toplamları eksi 2'yi verdi, yani x eksi 1'in ne oldu, bu parantez karesi oldu. E o zaman x gördüğüm yere artık kök 6 artı 1 yazabilirim. x yazmıyorum, yerine kök 6 artı 1 yazıyorum. Şurada bir de eksi 1'im vardı. Parantez karesi. Bakın şurası zaten x'ti. Bir şey değiştirmedim yani soruda. O zaman şurada artı 1 ile eksi 1 gitti. Kök altının karesi. Kök altının karesi de 6'dır arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Mesela şöyle sorular. Baktığınız zaman bunların karesine imkanı yok. Alamazsanız ne yapacaksınız? 2 kare farkı. 4,99 eksi 4,01 şöyle 4,99 artı 4,01'e dönüştü bu. Bölü aşağısı ne oldu? 0,99 eksi 0,01 0,99 artı 0,01 şeklinde yaptınız. Daha sonra burada toplama çıkarma işlemlerini yapıp sadeleştirme yapıp geçeceksiniz arkadaşlar. Daha fazla videoyu uzatmamak için çözmüyorum devamını. Bir şey kalmadı zaten. Şimdi mesela şu tarz sorulara bakalım. Kesri sadeleşebildiğine göre m nedir diyor. Şimdi sadeleştirme olduğuna göre bakalım. x kare artı 5x artı m. Şimdi aşağıda da x artı 3 var. Demek ki yukarıda bir tane x artı 3'üm gelecek bana. Yukarıdan gelmesi lazım. O zaman şöyle yapıyorum. Burayı x x diye ayırdım. Burayı da o zaman bir tanesi artı 3 olacak demek ki. Ee, toplamları da artı 5 olması için şuraya artı 2 versem ben o zaman ne oldu toplamları artı 5 oldu şurayı verdi çarpımları da m'yi verecek m o zaman nedir artı 6'dır bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar yani sadeleşebilmesi için o zaman yukarıdan ne geldi x artı 3 x artı 2 geldi e, aşağıda da x artı 3 vardı Bakınız ancak bu şekilde sadeleşebilir. Yani burada m'nin çarpanlarından bir tanesi 3 olacağını bize artı 3 olacağını söylüyor. Öbürünü de şuradan buluyorum toplamını artı 5 yapacak şekilde artı 2 verdim. Bu şekilde yapıyorsunuz bu soruları da. Bunlarla ilgili test çözüm videosunu da muhakkak izleyin arkadaşlar. Bol bol test çözün. Kolay gelsin. İyi günler.